Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Geçtiğimiz süreçte size Ekrem İmamoğlu ile ilgili onlarca video yaptım. Gerçeklerini anlatmaya çalıştım. Ve aşağısına gelen yorumlar, bana özelden gelen mesajlarda birçok hakarete maruz kaldım. İşte yalancı denildi, aileme varana kadar birçok hakarete dediğim gibi maruz kaldım. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düşmeye başladığından beri artık hak verenlerin sayısı gitgide arttı. Çok şükür görmeye başladılar. Çünkü yazdığım şeylere direkt yalancı, işte iftira atmayın, işte şeyi anladınız, yenileceğinizi anladınız, bunları yazıyorsunuz vesaire tarzında bir şeyler söylüyorlardı. Ben araştırıp gerçekleri ortaya koymaya çalıştığımı defaatlerce söyledim. Söylediği şeyleri olduğu gibi yansıtmaya çalıştım. Videoları açıp görebilirsiniz. Hepsi belgelidir. Bunlar net bir şekilde ortadadır. Ekrem İmamoğlu son olarak da yine bir rezillik yaptı. Öyle ifade edeyim. Milli şuurdan uzak davranışlarda bulundu ki daha önce de çok kez yapmıştı. Onları da zaten bu videoda izah edeceğim. Ordu Havalimanı'nda VIP girmek istedi. Ancak VIP girmek istediği o kişiler Hava Mülki Amirliği'nde ismi bulunmayanlar. Yani aslında giremeyecek kişilerdi. Orada yaygara çıkardı. Ve Ordu valisine bu vali tam bir it ifadesini kullandı. Bu ifadeyi kullanan kim? Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğenen Ekrem İmamoğlu. Bu ifadeyi kullanan kim? Selahattin Demirtaş'a barış elçisi statüsü veren Ekrem İmamoğlu. Bu ifadeyi kullanan kim? PKK'nın desteklediği, FETÖ'nün desteklediği, hatta en son işte Emre Uslu'nun bizim sayemizde seçimi kazandın dediği, PKK'nın bizi unutma dediği Ekrem İmamoğlu. Bakın bunlar hani yalan diyorsunuz ya, bunları defalarca anlattım. Bunların videoları açık açık ortada. Açın girin bakın ya. Bunlar çok zor değil. Bu konuda da Ordu Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Ben size kısaca bir özet olarak aktarayım. Çünkü bazıları hiç araştırmıyor. İşte yine bir şeyler söylüyor sanabilir. Valilikten yapılan açıklamadan bir kısım vereyim. Aynı gün saat 22:20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanı VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler işte araçlarına VIP'e girmek istediler. Bu teşebbüs Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde bildirilen 14 kişilik uçak yolcu manifestosu Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu diye gidiyor böyle. VIP salonu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı kendilerine ifade edilmiş. İşte burada polisi itip kalktığı burada yazıyor. Polislerle münakaşaya girdiklerini itip kalktığını hatta ondan sonra yazıyor. Bu vali tam bir it ifadesini kullanmıştır. Bu şekilde açıklama var. Bunlar valilikten söylüyorum bakın. Ondan sonra tabii bu arada yasal işlem de başlatılmış ve sonuna kadar gidilecek inşallah. Bir sürü de bu konuda haberleri de var. Ne diyor? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun polis memurlarına hitaben Tayyip'in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler diyerek hakarette bulunmuş. Bunlar teröristlere karşı bir ifadeleri kullanabiliyor mu? Bir bakın bakalım. Polisimize bunlar diyor. Ha, it dedi dememiştir falan. Bak Fatih Portakal bile yayında söylüyor. Bu kadar da hani olmaz derecesinde. Kendi yayında söylüyor. Yani ama bunlar ortada kalmasa, hiçbir şahit bilmem ne olmasa ne oldu? Biz hemen yalancı olacağız. İşte bunlar artık piyasa düştüğü zaman daha açık bir şekilde görülmeye başlanıyor. Ben de çok şükrediyorum gerçek yüzü gözüküyor diye. Bir valiye it demek, bir devlet büyüğüne it demek. Üstelik Genel Başkan Yardımcısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da aynı yanında. O da şanlı polisin bize ne diyor? Satılmışlar, Tayyip'in uşakları diyor. Seyit Torun dedi ama onu, CHP Genel Başkan Yardımcısı, CHP Ordu Milletvekili Ekrem İmamoğlu demedi. Peki Ekrem İmamoğlu ne yapmıştı? Beylikdüzü'ne karakol basıp polislere yine bu şekilde hakaretler yağdırmış ve onlara saldırtmıştı adamlarını. Açın bakın ya. Bundan artık daha önce söyledim. Bunların resmini koymaktan artık hani laptopun şeyi doldu. İçerisi doldu. Hafızası doldu. Açın bakın bu söylediklerimi. Zaten açıkça söylüyorum. Bu söylediklerimde yalan bilmem ne bir şeyler varsa Ekrem İmamoğlu'nun reklam ekibinde bunlar sürekli onun önüne düşüyor. Yazılan her haber, medyada çıkan olay, YouTube'daki videolar. Bir yanlışım, yalanım varsa mahkemeye beni verebilirler diyorum. Çok açık bir şekilde. Bunlar doğru. Bunlar tüm kamuoyunun gördüğü ama insanlar inanmak istemediği zaman aman işte efendim yenilsinler de nasıl yenilsinler, teröristler destek veriyormuş vesaire hiç umursamadan hareket edenler bu gerçekleri görmeliler. Burada vatan millet Sakarya söz konusu ya. Bir devlet valisine it diyeceksin, polise bunları söyleyeceksin. Daha önce de yaptıkları ortada, Beylikdüzü'nde yaptıkları, onunla ilgili zaten geniş kapsamda dediğim gibi konuşmuştum. Bunları açın bir bakın. Yani bir anda geldi, parlatıldı, edildi. Ben ne diyordum? Aylar öncesinde daha adaylığı daha ilk açıklandığı süreçten beri ne diyordum? Bak bu Sevgi Pıtacı'nın arkasında farklı şeyler var. Beylikdüzü'nü iyi incelerseniz görürsünüz.
Beylikdüzü'nde yaptıkları karakol baskını, gazeteciler işte dövülmesi, soru soran muhalif soru soran, ona muhalif soru soran gazetecilerin dayak yemesi. İşte AK Parti'ye güya arsa sattırmamakla övünen İmamoğlu'nun geldikten sonra arsaları nasıl o kadar ucuza satmış ki, ne kadar ucuza sattığını hepsi belgeli şekilde koydum. Arsa arsa, isim isim, parsel parsel hepsini kalkıp burada koymuştuk. Ki o videoda bayağı 600 küsür bin izlenmişti. Ama altına gelen yorumlara baksanız yalancı olan biz oluyorduk. Kötü olan biz oluyorduk. Ama bak işte gerçekler ortaya çıkıyor. Ne yapıyor? Emin olsun içindekini de saklayamıyor. Senin ipin bizim elimizde demeye çalışıyor. İşte ne diyor? FETÖ FETÖ deme. Bak bizim sayemizde kazandın. PKK ne diyor? Sakın ha, Ekrem söylenmene dikkat et. Bakın biz destek Ertesi gün verdik. katlayacağım dedi. Yani Oy verene de Mustafa demedi. Kemal Atatürk'ün İyi. partisi deniyor. Ama oy Ya bu verenleri kadar hani işte unutmamak ne ya. bu partinin baktığında seküler vesaire. Ya bunlar da benim görüş Cumhuriyet şeylerime tabii ki birçoğu aykırıdır. adeta destek Ancak böyle verecek. bir konuma kendini konumlandırıyor CHP'liler. Faşizme karşı Yani pozisyon alan bunun ya da neresi Allah kimse aşkına bunu İstanbul'da örtüşüyor? bu İl Başkanı Canan Ekrem Kaftancıoğlu. İmamoğlu'nu destekleyecektir. Hadi dini kendine diyebilirsiniz de Allah'a inancı yok. Vatanın, milletin değerli, milli değerleri dalga geçen birisi. Şehitlerimize dalga geçen birisi. Ya tweetleri yazıları ortada. Ve buna ne diyordu? Bu sadece benim görüşüm değil, bu CHP'nin de görüşü diyordu televizyon programında. İşte bunların adayı Ekrem İmamoğlu. Seçim zamanı ilk kazandığında işte mazbatayı Canan Kaftancıoğlu almıştı. Ki siyaseten hiyerarşik olarak bakarsanız da Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'nun aslında başkanı oluyor. Çünkü il başkanı, o bütün seçilenlerin başkanı. Talimatlar kimden? Canan Hanım'dan. Bunun MKYK'sı işte CHP'nin yönetim kurulunda ne var? Sera Kadıgiller vesaire. Yine dinle dalga geçen, insanın değerleriyle dalga geçen isimler bunlar. Bunlara yani arkadaşlar oy vermeyin. Diyorsun, bazıları diyor işte gazetecisin niye böyle şey konuşuyorsun? Kardeşim gazeteciden önce ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Tamam mı? Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Doğruları söylemekle de yükümlüyüm. Bunları söylemezsem kendimi vebal altında hissediyorum. O yüzden çıkartıyorum bu kameraya konuşuyorum. Bunları söylemem gerekiyor. Sizler de lütfen 23 Haziran'a kadar. Ya her kişi, bir her böyle bunları gören uyanık kardeşim, iki kişiyi anlatsın ya bunun gerçek yüzünü. Ya benim burada sayfa cilt cilt sayfalı belgem var ya. Bakın sadece videolarımı baksanız, videolarımı izleseniz birçok kişi Allah'ın izniyle eğer izlese tamamını, çünkü izlemeden yorum yapıyorlar. Birçok kişi bu noktada aydınlanacak diye umuyorum ki görüyorum belgeli. Zaten diğerleri bir kısmı zaten terörist. Ne var yani diyor ya 82 milyon vatanseveri var. Yok 82 milyon vatanseveri yok bu ülkenin. Bunu dediğim zaman da çok laf yemiştim. Ama yok. Bu ülkede Can Dündar da kendi bu ülkenin vatandaşıydı bir ara. Bak ben bunları da ayırt etmeye çalışıyorum. Söylüyorum. Ben Türk Kürt ayırmıyorum. Fethi Tekin'imiz var bizim. Kahramanımız. Kalkıp HDP de kendi Kürt hegemonyası altına bütün Kürtler hegemonyası altına almaya kalkmasın. Bu onların yarısı nereye oy verdiğini bu millet biliyor. Bizim vatana milletine düşkün Kürt kardeşlerimiz çoğunlukta. Kat 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 çoğunlukta. Onlara karşı da en büyük tepki onlar veriyor. Allah onlardan da razı olsun. Ama gel orada doğuda işte şeyde HDP kalk oy iste. Gel burada ta okyanus ötesinden kalk oy iste. Ya kardeşim sorum şu. Bu videoda böyle bitirmek istiyorum. Yani FETÖ, PKK bu ülkenin iyiliğine bir şey ister mi? Hadi buna cevap ver. Bu ülkenin valisi it diyen birisi. Polislere bunları söyleyen insanlar. Bu ülkenin iyiliğine neler yapabilir? Bir düşünün ya. Bu kadar. 23 Haziran'a kadar bunları anlatmaya çalışacağım. Tabii ben de yoğun bir süreçteyim bazı iş noktasında ama elinden geldiğince her böyle fırsatta çekim yapıp sizlere bunları ulaştırmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam, bu sesi daha çok kişiye duyurabilmek için lütfen videoları paylaşın. Burada doğruları anlatmaya çalışıyor bu kardeşiniz. Sizlerden ricam budur. Videoları paylaşın ki daha çok kişi bilinçlensin. Amacımız budur. Ondan sonra videoyu beğenirseniz de yani beğendiyseniz beğeni ikonuna basın ki video öne çıkıyor. Yine daha çok kişinin görmesine vesile olabiliyorsunuz. Çok basit. Sadece beğeni ikonuna basacaksınız. Bir de en önemlisi aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bundan sonraki videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. 23 Haziran.